Donanım cüzdanı Ledger, Kenan Taş'la çözüm önerisini sunar. Herkese merhaba, yepyeni bir çözüm önerisiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz Türkiye'nin sorunlarına, sıkıntılarına, dertlerine çözüm önerileri sunmak için yaklaşık 27 hafta önce bir programa başladık. Ve bu haftada çok önemli bir konuğum var. Biliyorsunuz bu programda siyasi parti liderleri, akademisyenler, yazarlar, farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerle Türkiye'deki yaşanan ekonomide, sağlıkta, eğitimde, tarımda onlarca farklı sorunla ilgili program hazırlıyoruz ve onlardan birisiyle bugün karşınızdayız. Bugün önemli bir isimle birlikteyim. Kendisi uzun yıllardır siyasetin içerisinde. Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce bizlerle. Muharrem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sizi yorduk. Sürekli ülkeyi dolaşıyorsunuz. Yani evet, vatandaşla birebir böyle bir temas halindesiniz. Neler görüyorsunuz? İlk önce onunla başlamak istiyorum. Ankara'dan geldim şimdi buraya. Karayoluyla geldim. Derin bir yoksulluk görüyorum. İlk kez Erdoğan bizi fakirlikte eşitledi. Yani 10 gün önce Diyarbakır'daydım. Önceden Türkiye'de, Diyarbakır'da vatandaş başka bir şey söylerdi size. Giresun'da başka bir şey söylerdi. Edirne'de başka bir şey söylerdi. Şimdi hiç fark etmiyor. Yani Adana'ya gittiğinizde, Diyarbakır'a gittiğinizde de dilimle karpuz görüyorsunuz. Avuçla erik görüyorsunuz. Yani Adana'da, Diyarbakır'da dilimle karpuz görmek en vahimi oluyor tabii. Yani ana vatanlarında bir anlamda. Fakirlikte eşitlendik. Başka hiçbir soru soran yok. Önceden eğitimi sorarlardı, yargıyı sorarlardı, ne bileyim sanayiyi sorarlardı. Ama şu anda herkes mutfağı soruyor. Evet. Muharrem Bey, hazır gündemde girmişken ekonomiye birazdan devam edeceğiz ama biliyorsunuz bir dezenformasyon yasası var. Yaklaşık 40 madde muhtemelen meclisten de geçecek. Adalet Komisyonu'ndan geçti madde. Örneğin bir tweet attığınızda bu tweet bir tane birisi olacak, o kim olacak, bir kurum olacak. Onlar onaylayacaklar, diyecekler ki bu adam halkı ve kin ve nefret düşmanlığa sevk ediyor. İşte iç barışı sıkıntıya sokuyor diye. Örneğin ya da bir dezenformasyon yaptınız. Dediniz ki ya başbakan istifa edecek dediniz. Bir bakan, bir maliye bakanında ya da bir bakanı, herhangi bakan, bürokrat bir şey yaptı dediniz. Ve o kurum onu yalanladı. Siz onu yalanlayınca da sizin yaptığınız şey dezenformasyona giriyor ve size savcılar dava açabilir ve 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası alabilirsiniz. Evet. Siz de birçok tweetlerinizde sürekli olarak eleştiriyorsunuz. Yani, iktidarı eleştiriyorsunuz. Evet. Yani sizin için de geçerli bu yasa. Yani herkes sizi de hapse atabilirler. Herkes için ne geçer. Düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Bu medyayı ele geçiren iktidarın sosyal medyayı susturma operasyonudur. Bunu herkes biliyor. Yani halka yanlış bilgi vermek, halkı yanlış yönlendirmek. Ya geçen gün daha yeni oldu, Erdoğan Van'da, Van 100. Yıl Üniversitesi'ni biz açtık dedi. Yani üniversitenin açılış tarihi Erdoğan'dan çok önce. Bu da yalan bilgi, yanlış bilgi. Enflasyon rakamları, yani TÜİK'in verdiği rakamlara güvenen var mı? Siz güveniyor musunuz? Hiç kimse güvenmiyor, ben de güvenmiyorum. Bakın bir gazete Türkiye'de bir yıl içerisinde 365 günün 302 gününde emekliye müjde haberi yaptı. O müjde geldi mi? Hiçbir zaman gelmedi tabii ki. Onun için bu çok net, sosyal medyayı zapturapt altına almaz, susturma operasyonu. Gençlere diyorum ki bildiğiniz yoldan vazgeçmeyin, hakaret etmeyin kimseye, dikkatli olun. Ama makara yapmaya, mizah yapmaya devam diyorum. Evet. Muharrem Bey, her programda size 2018 ile ilgili sorular soruyor. Siz sıkılmadınız mı artık? Ya sıkıldım artık. 2500 kere anlattım. Anlamayanları zeka ile ilgili problemleri var demek ki. Onları da sal gitsin. Bırak. Valla biz de sıkıldık. O yüzden 2018 ile yani ilgili hiçbir şey sormayacağım. Yani size anlattım. Tamamen özellikle hem bu siyasal atmosferle ilgili hem 2023 seçimleriyle ilgili ve siz bir parti kurdunuz. Evet. Eski bir CHP'li milletvekili olarak bir parti kurdunuz ve o parti olarak seçime nasıl hazırlanıyorsunuz? Ben onu öğrenmek istiyorum. Yani hiç bilmeyenler için aslında bugün biraz Memleket Partisi'ni ve Muharrem İnce'nin ülkeyle ilgili dertlerini öğrenmek istiyorum. Bizim bir farkımız var. Biz diğer partiler gibi değiliz. Ne farkımız var anlatayım. Bir, Türkiye'nin en demokratik partisiyiz. Genel başkanı üyeler seçiyor. Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. Milletvekili sıralaması bir kadın bir erkek şeklinde yapılacak. Fermuar yöntemiyle yapılacak. Yani cinsler cinsiyetler kendi aralarında yarışıp fermuar şeklinde sıraya konacaklar. Yani 600 adayınız varsa 300'de 300. Aynen. 300 kadın milletvekili, aynen 300 öyle. Erkek müracaat milletvekili olması halinde. Evet. Müracaat olmazsa ayrı bir şey. Örneğin yine bir farkımız daha var. Biz bu seçime girme hakkını, önümüzdeki seçime girme hakkını kazandık. Fakat bizim hazine yardımımız yok. Bizim belediye yardımımız yok. Müteahhit yardımımız yok. Gönüllülerle birlikte bu kampanyayı götüren bir partiyiz. Mesela biz cumhuriyetçi, Atatürkçü, yurtsever bir partiyiz. Şöyle diyoruz yani, ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan bizim yolumuz. Evet, diyoruz. Bir araya gideceğim de başka partilerde Cumhurbaşkanı adayını kim belirliyor? Üyeler belirliyor. Genel başkanlar belirliyor. Öyle mi? Tek başına. 2014 yılında CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu olduğunda ben CHP'de grup başkan vekiliydim. Ben nereden öğrendim biliyor musunuz? Televizyondan. Şu anda mesela CHP'deki milletvekillerinin hiçbiri bilmiyor nasıl olacak. MHP'dekiler biliyor artık Erdoğan. İYİ Parti'dekiler bilmiyor. Bilmiyor yani. Genel başkanlar karar verir, bu kişi olacak der. Belediye başkanları bilmez, il başkanları bilmez. Bizde belli nasıl olacak. Sandığa gireceğim ben, aday olacağım. Belki başka biri aday olur. Belki siz de gelir aday olursunuz. Serbest. O sandıktan kim çıkarsa. Üyelik işe yarayacak. Genel başkanı da seçecek. Cumhurbaşkanı adayını da belirleyecek ve Türkiye'de bir ilk oluyor bu. Ayrıca biz proje üreten bir partiyiz. Bakın biz ne yaptık? Türkiye'de gıdada, tarımda, suda bir ciddi problem var. Yani bu tanzim satış açarak çözülmez bu sorunlar. Ahırda, tarlada, merada çözülür dedik. 10 yıl içerisinde Türkiye'yi bir su problemi bekliyor. Bu konuda 100 maddelik bir rapor hazırladık. Sadece eleştiri değil, çözüm önerilerimizi 19 siyasi parti genel başkanına mektup yazdım. Randevu verenlere şu ana kadar 9 siyasi partiyle görüştüm. Kimlerle görüştünüz Muharrem Bey? En son Büyük Birlik Partisi'ne gittik. Ondan önce MHP'ye gittik. Zafer Partisi'ne gittik. Gelecek Partisi'ne gittik. Deva Partisi'ne gittik. Ondan sonra CHP'ye gittiniz mi? CHP ve İYİ Parti şey dediler. DSP'ye gittik. CHP ve İYİ Parti tarımdan sorumlu genel başkan yardımcıları görüşsün dediler. Ben de genel başkan yardımcılarını gönderdim. Yani siz eski CHP'nin de Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu istediniz ve çok yoğunmuş. Gıdayla uğraşacak zamanları yokmuş demek. İlginçmiş. Evet. Genel başkan yardımcılarımız gitti. Fark etmez, biz kimseye küs falan değiliz. Biz milletin mutfağını, cebini düşünüyoruz. Karnını düşünüyoruz. Ekmeği, buğdayı düşünüyoruz. Peyniri, sütü düşünüyoruz. Bize derlerse ki bırak genel başkanı, bırak genel başkan yardımcısını. Kardeşim size ayıracak zamanımız yok. Ama madem rapor hazırladınız, getirin güvenliğe bırakın derlerse güvenliğe de bırakırız. O kadar diyorsunuz. Hiç. Yani. Yeter ki sorunu çözelim. Biz bunu öneriyoruz. 100 madde. Eksiği gediği varsa tamamlayalım. Yanlışı varsa çıkaralım. Sizin eklemek istediğiniz varsa ekleyelim. Türkiye'nin gündemine getiriyoruz bu bitkisel ve hayvansal üretimi, beslenmeyi, gıdayı. Evet, şimdi Muharrem Bey, siz bir siyasi parti liderisiniz. Biliyorsunuz ülkede uzun bir süredir ekonomik kriz var. Enflasyon devletin resmi kurumlarına göre %70 bandında ama farklı kurumlara göre de %160 bandında. Sahaya çıktığınızda, markete, pazara girdiğinizde de başka bir enflasyon görüyorsunuz. Evet. Yani siz mesela şu an iktidarda olsanız bu iktidarın yaptığı 3 şeyi neyi yapmazdınız yani? Siz ne yapardınız da enflasyonu düşürmek için nasıl bir önlem alırdınız? Biraz böyle bir Memleket Partisi'nin de biraz ekonomisini de konuşmak istiyoruz aslında. Bakın, önce isterseniz ekonomide bir değerlendirme yapayım. Sonra ne yapılmalı onu anlatayım. Şimdi tarihin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıyayız. Ben 58 yaşındayım. Böylesini hiç görmedim. İlk kez görüyorum bunu. 2001-94 oradan da alakası yok onunla. Onlarla alakası yok. Bir şey pahalı mı ucuz mu ayırt edemiyorum artık. Yani cebimden para çıkaracağım zaman kaç para çıkaracağımı tahmin edemiyorum. Karıştı her şey, birbirine girdi. Ben bunu yaşıyorum. Yolda giderken, mazot alırken yaşıyorum, yemek yerken yaşıyorum, kıyafet bakarken yaşıyorum. Ben de yaşıyorum. Dar gelirliler bunun mislini yaşıyor tabii ki. Şimdi bir bakalım. 2018'de biz Erdoğan'la yarışırken ben, Sayın Erdoğan, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı adaydık. Sayın Demirtaş. O günlerde 4 sene önce dolar kaç liraydı? 4,6 liraydı. Benzin 6 liraydı. CDS'ler, kredi risk primleri 302 o civardaydı. Enflasyon 15'ti. Bugün geldiğimiz nokta CDS'ler 900'e çıkmış. 3 katına çıkmış. 870'lerdeydi. Evet. Dolar 18 liraya gelmiş. Benzin 30 liraya gelmiş. Türkiye'nin durumu vahim. Enflasyon 73 diyor. Onu da TÜİK diyor. Çok daha üstünde olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki 2018'e giderken Erdoğan ne dedi bu millete? Meydanlarda bana bak Muharrem dediği günlerde ve sana baktım Recep dediğim günlerde ver yetkiyi gör etkiyi dedi. Bu kardeşinizi seçin, göreceksiniz bak neler olacak dedi. Seçimin sabahında da şu açıklamayı yaptı. Artık millete bahanemiz kalmadı. Önümüzde bütün engeller kalktı dedi. Hızlı hareket edeceğiz dedi. Ve zenginleşeceğiz dedi. Bunların hiçbiri oldu mu? Hiçbiri olmadı. Sorunu çözemez Erdoğan. Şimdi de diyor ki 2023 hedefleri vardı. 2023'e giderken hedefler şunlardı. 500 milyar dolar ihracat. 2 trilyon dolar milli gelir. Kişi başı 25 bin dolar gelir. Ve ilk 10 ekonomi arasına girmekti. 800 milyar dolar civarındayız. Kişi başı 8 bin dolar civarındayız. Evet. 225 milyar dolar ihracat var. Ve Türkiye ilk 10'u bırak 23'e gitti. 19'lardan 23'e gitti. Sorunu çözemez bu Erdoğan. Hani diyor ya tamam hayat pahalılığı var ama onu yine biz çözeriz. Neden çözemez onları anlat. Bir, Erdoğan akıldan ve bilimden uzak artık. Liyakattan uzak. Çevresinde bu işi bilmeyen adamlar, ona biat eden adamlarla uğraşıyor. Biat eden adamlar bu işi çözemez. İtiraz eden adamlarla bu iş çözülür. 20 yıldır yapsaydı peki, şimdi ben çözerim diyor ya, 20 yıldır çözseydin ya elini tutan mı vardı senin? Çözemezsin, daha da batırırsın. Bakın, mutlaka gitmelidir Erdoğan. Erdoğan mutlaka sandıkta yenilmelidir. Ama bu Millet İttifakı bunu yapabilir mi? Kaygılarım var. Onun kaygılarımı da anlatacağım. Şimdi neden bu akılsız yönetim bizi bu hale getirdi? Onu anlatayım. Dünyada sorun var diyor. Savaş var diyor. Kuraklık var diyor. Pandemi var diyor. Tedarik zinciri kırıldı diyor. Bunlar doğru mu? Doğru. Doğru. Ama tek sebep bu değil. Bakın petrol fiyatları geçen yıldan bu yana %70 artmış. Dünyada %70 artmış. Türkiye'de %300 artmış. Dünyada gıda enflasyonu %30. Türkiye'de gıda enflasyonu %92. Demek ki dünya ile bir alakası yok bunun. TÜİK rakamı mı yoksa başka rakamlar mı? TÜİK bunlar TÜİK. Çok daha üstünde tabii ki. Üstünde yani. Merkez Bankası bağımsızlığını yok etmeseydi, bunu yok etmeseydi, ihtiyat akçesini kullanmasaydı, 128 milyar doları, şimdi o 128 milyar dolar değil çok daha fazla oldu. Sürekli bozduruyorlar çünkü rezerv sürekli. Siz anladınız mı o 128 milyar doları ne yaptıklarını? Seçim için harcadılar işte, bozdular. Kurları sabit tutmak için harcadılar o parayı. Şimdi bütün bunları yaptıkları için faizle teolojik mücadele edilmez. Ekonomik mücadele edilir. Bilimle mücadele edilir. Yani nas var nas deyip milleti bir kesimini kandırabilirsin. Çiftçiye nas yok. Çiftçinin borcunu, kredi borcunu ödemeye gittiğinde nas var faiz alamayız demiyorlar. Öğrenci kredi alıyor, 20 bin lira alıyor, 60 bin lira ödüyor. Ya nas var, günah şimdi senden faiz alamayız demiyorlar. Esnafa demiyorlar. Biz de çok faiz ödedik. Bir tek Merkez Bankası'ndaki faiz 19'dan 14'e düştü. Yani sadece tabela faiz. Sorunu çözemezler çünkü teşhisi yanlış yapıyorlar. Mesela konutta KDV olayı. Bir lüks konut var, bir ucuz konut var. Ya lüks konuttaki KDV'yi düşürüyor, ucuz konuttaki KDV'yi yükseltiyor. Yani fakirin cebinden alıp zenginin cebine koyuyor. Robin Hood'un kanlısı bu. Fakirden alıp zengine veriyor. Yani bakın Şu kur korumalı mevduatı bir kısaca anlatayım size. Dolar Aralık Ocak'ta 11-12 liraydı değil mi? Evet. 11-12 liraydı. Şimdi kaça geldi? 18'e geldi. 17-35'ti sabah. 11 liradan 17-30'a gelmiş. Ne kadar artmış? %50. Kaç ayda? 6 ayda. 6 ayda %50 ise bu faiz, 1 yılda nedir? %100'dür. %100 faiz. Peki kur korumalı mevduata para yatırdı. %100 faiz var 1 yılda. Bunun ne kadarını banka, ne kadarını hazine ödeyecek? %17'sini banka ödeyecek. %83'ünü hazine ödeyecek. Ya yazık günah bu millete. Yani ödenecek olan parayı söylüyorum. Orada ilk 5 ayda 21 milyar para ödendi. Hazineden. 21 milyar. 13 ilk, milyar dolar değil miydi? 21 milyar TL. Bakın tarımsal desteğe ilk 5 ayda 10,1 milyar verildi. Sonra domates niye pahalı? Yahu kardeşim faize gitmiş. Ne yürüdüğü belirsiz kur korumalı mevduata 21 milyar TL vermişsin 5 ayda. Tarımsal desteğe 10,1 milyar vermişsin. Ya domates ucuz olur mu? Karpuz ucuz olur mu bu ülkede? Peynir ucuz olur mu? Yani sonra bunu sormayalım birbirimize biz. Neden domates pahalı? Ya kardeşim pahalı olur bu ülkede. Bak yanlış, akılsız, beceriksiz, kibirli, bilimden uzak, dünyayı tanımayan, bu işleri hiç bilmeyen insanlar yönetiyor. Böyle bir şey olamaz. Türkiye'de nasıl olur da... Yani, yeni bakandan umutlu musunuz? Hiç umutlu değilim. Bakın bakan falan diye bir şey yok zaten. Ne Merkez Bankası Başkanı var, ne TÜİK Başkanı var, ne Hazine Bakanı var. Yok bunlar. Bir kişi var Türkiye'de. O söylüyor. O dediğiniz yerde vardı da sonuçta tarımda veya başka bir şeyde bir rapor önüne koyuyorlardır herhalde. Ya bak böyle 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 diye. Ya bir eğer ortada bir akıl olsaydı, tanzim satışla mağaza açarak, soğan deposu basarak, polisiye tedbirlerle, zabıta göndererek gıda fiyatı düşer mi? Ben bir öneride bulundum. Düşmedi. Düşmez. KDV indirimiyle de düşmez. Üretmezsen düşmez. Bir öneride bulundum. Ya bir çok basit bir önerim var dedim. Hemen 5 dakikada yapabilirsiniz. Gıda ve tarım ürünü taşıyan kamyonlara, köprü ve yollar, otoyollar ücretsiz olsun. Bak düşüyor mu düşmüyor mu gör. Gıda ve tarım ürünü taşıyan kamyonlara köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Buradan başlayacaksın. En basit bir önlem. En basit. Hemen 1 dakikada çözülebilecek bir şey. Bunlar gerçekliği yitirmişler. Kopmuşlar. Yani o saray yaşantısı içerisinde. Geçen gün bir sendika başkanı şey demiş. Durumun farkındayım demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Ben farkında olduğunu sanmıyorum. Farkında olsa bunlara önlem alır. Bilerek önlem almadıklarını düşünmeye başladım. Yani bunun bir akılsızlık sonucu bunların olabileceği ihtimali artık kalkıyor benim beynimden. Bu bilerek yapılmış. Bu milleti bilerek yoksullaştırmak istiyorlar diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar akılsız politikalar olamaz. Yani düşünebiliyor musunuz? Tarımı evet. Venezuela'da buğday yetiştirecekmişiz ya. Yetişiyor muymuş? Ya buğdayın ana vatanı, Kenan Bey, buğdayın ana vatanı Türkiye. Anadolu. Venezuela'da buğday yetiştireceğiz. Geri gelecek. %30'u Venezuela'da kalacak. 70'i bize gelecek. Un yapacağız. Tekrar geri göndereceğiz. Uzmanlar maliyetlerin bayağı yüksek olduğunu ve karlı bir operasyon olduğunu söylüyorlar. Adana'daki, bak Çukurova'da hasat bitmek üzere. Çukurova'daki buğdayı Ankara'ya götüremiyoruz biz ya. Mazot pahalı. Buğdayı bedava verseler, bak Adana'dan bedava verseler Ankara'da 2 lira yapıyor. İstanbul'un Avrupa yakasında 5 lira yapıyor. Ya Adana'daki buğday Ankara'ya gelemiyor. Venezuela'da buğday, Afrika'da toprak kiralıyoruz. Şimdi 10 ülkede daha tarım yapacakmışız. Ya bizim ülkemizin topraklarının suyu mu çıktı? Bunlar bilerek, kasten, tahammüden bu zengin toprakların fakir çocukları yapacaklar bizi. Türkiye üretmelidir. Çözüm, bakın. Bu Venezuela'yı duymadım ama bazı Avrupa ülkeleri de... Venezuela yeni çıktı. Yok şöyle, onu Avrupa ülkeleri yapıyor mu bilmiyoruz da Afrika'da toprak kiralama meselesi birçok farklı ülke yapıyor ama Yani onların tarımsal olarak arazilerinin yetersizliğinden kaynaklı. Ya Japonya yapabilir arkadaş. Evet, aynen. Onun tarım arazisi yok. Japonya yapsın. Bizim var. Bizim var. Bizde ya biz sebzede dünya dördüncüsüyüz. Meyvede dünya altıncısıyız. Bizde var Allah'a şükür. Her şey var bizde. Doğa var, güneş var, toprak var, genç nüfus var, arazi var, her şeyimiz var bizim. Bizde her şey olur. Ya mesela ben Yalovalıyım. Benim bahçemde muz hariç her şey var. Her şey. Bir muz olmuyor bizim orada. O da Alanya'da oluyor kardeşim. Silifke'de oluyor, Alanya'da oluyor. Onun her şeyi var. Benim bahçemde Türkiye'de yetişen ürünlerin tümünden var. Evet, şimdi bir somut öneriniz vardı. Gıda taşıyan ürünlerden, otoyollardan ücret alınmasın. Bu bir. Sayayım. Bakın, evet, sayalım. Böyle 3-4 maddede aynen, böyle bir... Aynen. Bak ben size Türkiye'nin ekonomisi nasıl düzelir onu anlatayım. Memleket Partisi'nin görüşlerini aktarayım. Muharrem gelmiş, Kenan gelmiş, kurtarıcı böyle işlerle olmaz mı? Kişilerle ekonomi düzelmez. Kurullarla ve kurumlarla düzelir. Kişiye bağlı değildir ekonomiyi düzeltmek. Kurallara bağlıdır. Bir, Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek istiyorsak, önce sorunu doğru teşhis etmeliyiz ve kurumlar güven vermeli. TÜİK, Merkez Bankası, buradan başlamalıyız. Yani herkes demeli ki, bu Merkez Bankası bir şey açıkladığında güveniyorum demeli. TÜİK'e güvenmeli. Merkez Bankası'na talimatla faiz düşüremezsin. Düşürmemelisin. Bak kuru zıplattın getirdin 18'lere çıkmıştı tekrar 18'lere geldi. Faizin artıp azalacağına Erdoğan karar veremez. Merkez Bankası karar verir. Orası karar vermedi. Kurumlara güven. Bir. İki. Yargı düzeni. Yargı adalet dağıtmadığı sürece hızlı, etkin, isabetli, bağımsız bir yargı düzeniniz olmadığı sürece siz Türkiye'de ekonomiyi düzeltemezsiniz. İş adamlarını tehdit ederse Cumhurbaşkanı yabancı yatırımcı gelmez. 3. Tehdit mi ediyormuş? Etti ya TÜSİAD'a. Onlar da yanlış bir şey söylediler gerçi NATO ile ilgili. O da ayrı bir konu. Bakın Türkiye'de liyakat yerle bir olmuştur. Ehliyet işi bitmiştir. Sizden mi bizden mi? Mesela dünyada diploması en çok iş yapan okullardan birisi neresidir? Oxford. Oxford'u bitirdin mi iş bulursun. İkinci sırada neresidir? Harvard. Üçüncü sırada? MIT olabilir. Yok. Kartal İmam Hatip. Kartal İmam Hatip. Orayı bitirdin mi işin garanti. Kesin. Türkiye'de, dünyada böyle artık bu. Dünyada sıralamaya girdi. Kartal İmam Hatip'i bitirdin mi işin hazır. Hem de üst düzey. Bakın Türkiye'de liyakatsızlığa bir örnek vereceğim size. İkinci bir örneğe gerek yok. Bundan Ankara'ya yağmur yağdığı gün Meteoroloji Genel Müdürü'nün çocuğunun düğünü vardı. Açık havada. Değil mi? Ağlanacak halimize gidiyoruz vallahi. Şimdi bakın. Düğün açık havada, düğün yarım kaldı. Kim bu adam? Hava tahmini yapacak adam. Meteoroloji Genel Müdürü ya. Buna sorarak, buna danışarak düğün yapacak. Adam kendi düğününü yapamadı. Ben 5 sene önce oğluma düğün yaparken, Eylül ayıydı. Yağmur yağar mı, yağmaz mı? Riske giremeyiz dedik. Çadır kurduk bir tane. Riske giremeyiz dedik. Yaptık çadırı. Allah'tan yağmadı ama önlem aldık. Adam Meteoroloji Genel Müdürü ya. Çocuğunun Meteoroloji Genel Müdürü'nün görüntüleri veriyor musunuz? Evet, Meteoroloji Genel Müdürü'nün çocuğunun düğünü yarım kalıyorsa o ülkede liyakat yok demektir. Yani rahmetli Septoğlu'ndan alıntı yapayım. O hava tahmini genel müdürü değildir. Hava civa genel müdürüdür. Bir diğer konu, yine ekonomiyi düzeltmek istiyorsak, şeffaf bir kamu yönetimi, hesap veren ve hesap soran bir kamu yönetimi, rekabete açık bir kamu ihale kanunu, böyle 300 kere değişen bir kamu ihale kanunu değil, bağımsız bir merkez bankası dedim. Mesela devlet yönetiminde biz Memleket Partisi olarak 3A'yı öneriyoruz. 3A. Nedir bu 3A? Bir, önce akıl. Akıl, bilim. Bilim, hurafe değil. Bir izleyicimiz tweet atmış da ona güldüm. Özellikle şey diyor, Türkiye'de Kartal İmam Hatip bitirdiğinde işin hazır derken gülmekten kahvemi içemedim demiş birisi. Selamlar arkadaşımıza. Caner Bey, Can Bey, Can Öner. Can Bey'e selamlar. Ya yanlışım varsa düzelsin yani. Dinliyoruz. Ekonomiyle ilgili tedbirlere devam ediyoruz. Bakın, bir dedik ki önce akıl. Akıl, bilim. Yaptığınız iş böyle dalga geçmeyeceksiniz. Yani bilim, bir siyasetçi nasıl karar verir? Şimdi ben diyelim ki Cumhurbaşkanı seçilseydim, değil mi? Bir baraj projesi gelecek önüme. Ya ben inşaat mühendisi değilim ki. Bir sağlık, bir hastane projesi gelecek. Bir şey gelecek değil mi önünüze? Tercihler gelecek. Peki doktor olsan mühendislikten anlamazsın. Mühendis olsan eğitimden anlamazsın. Cumhurbaşkanı seçeceğimiz kişi de bütün mesleklerle ilgili diplomasının olması gerekmiyor. Peki nasıl karar verecek siyasetçi? Siyasetçi farklı görüşleri alacak. Herhangi bir mühendislik projesinde, herhangi bir sağlık projesinde, herhangi bir tarım projesinde. Sen ne düşünüyorsun? Efendim ben şöyle düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. Onları alacak önüne. Şimdi diyecek ki bir, bu iki ya da 3, 5, 10 neyse bu projeler arasında bir, hangisinde kamu yararı var? Hangisi önceliklidir? Hangisi hukuka uygundur? Hangisi vicdana uygundur? Hangisi bilime uygundur? Kriterler bunlar. Siyasetçinin tercihini buna göre yapar. Öncelik, kamu yararı, hukuka uygun, bilime uygun, vicdana uygun, şartlara uygun. Hangisi ise onu seçer. Dolayısıyla Türkiye'de ne yazık ki akıl yoktur. Adalet çökmüştür. Ve ahlak lazım Türkiye'ye. Ahlak. Bakın ahlakla ilgili 2 tane örnek vereyim. Yıllarca bu ülkede çocukların sorularını çaldılar. FETÖ ile ortak oldular. Çocukların sorularını çaldılar. Ahlaksızlıktır bu. Namussuzluktur bu. Ben yıllarca öğretmenlik yaptım. Çocukların yazılı kağıtlarını şöyle ismini kapatırdık. Okurduk. Ahmet 3 aldı, Ali 5 aldı, Ayşe 8 aldı neyse. İsmini görmezdik çocuğun. Ahlak çöktü. Mesela herhangi bir kamuda sınava giriyor çocuk. Yazılıda 95 alıyor yazılıda. Mülakatta 40 veriyorlar, eliyorlar çocuğu. Ahlaksızlık bu. Ahlak yok bu ülkede. Ahlakı çökerttiler. Türkiye'de örneğin benim üniversite sınavına girdiğim yıllarda iktidar değiştiğinde bu düzelir mi? Düzelir elbet. Elbet düzelir. Vardı bu ülkede. Yani siz kaç yılında üniversite sınavına girdiniz? 2004. O zamanlar henüz daha belli olmamıştı. ÖSYM'ye bir güvensizliğiniz var mıydı? Bilmiyorduk ki. Yoktu ama. Mesela Altan Günalp rahmetli biz 70'li 80'li yıllarda üniversite sınavına girerken hiçbir kuşkumuz yoktu. Rahmetli Altan Günalp öyle bir sistem kurmuştu ki herkes güveniyordu ÖSYM'ye. Buradan adil sonuç çıkar diyordu. TÜİK gibi ÖSYM'ye de güven azaldı. Sorular çalındı. Şimdi soruları çalmayı bıraktılar galiba şimdi. Şimdi mülakatta hallediyorlar. Üniversiteye girerken soruları çaldınız. Bittikten sonra mülakatta haklarını çaldınız. Ahlaksızlık diz boyu. Bu iktidarın payı olduğunu düşünüyor musun? Ne demek payı ya? Tek sorumlusu. Ya FETÖ'cüler vardı onlar. Hayır bana ne ya? Beni ilgilendirmez. Ben devleti yönetene bakarım. Devleti kim yönetiyorsa sorumlu odur. FETÖ'cüleri kim aldı? 17 tane FETÖ üniversiteyi kim açtırdı? Bunları açtırmadı mı? Sonra bunlar kapattı. Benim muhatabım iş adamı değildir. Benim muhatabım bürokrat değildir. Benim muhatabım siyasetçidir. FETÖ'cüler yapmış. Yaptırmayacaksın. Yaptırmayacak. Övgüler düzmüyorlar mıydı mecliste? Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi demiyorlar mıydı? Ben mi diyordum? Onlar diyordu. Bakın bir başkası, Türkiye enerjide dışa bağımlılığını çözmediği sürece Türkiye'nin ekonomisi düzelmez. Mümkün değil bu. %70'in üzerinde dışa bağımlıyız. Bunu mesela bizim... Muharrem Bey, siz tecrübe çok... Tamam. İki konu daha var. Bakın, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli 130 birim. Tüketimi 100 birim. Yani biz güneş enerjimizi tamamını kullansak, potansiyelimizi değerlendirmiş olsak 100 tüketeceğiz, 130 üreteceğiz, 30'unu da dışarı satarız. Mesela Türkiye eğitimi atladı. Kimse konuşmuyor eğitimi. Türkiye'de siyaset tarihinde, Cumhuriyet tarihi boyunca seçim meydanlarında kuantum, nanoteknoloji diyen tek kişi benim. Matematik diyen benim. Bu millete matematik öğretmediğimiz sürece olmaz, işler düzelmez. Nanoteknoloji dedim, uzay madenciliği dedim, kuantum dedim. Bilerek söyledim bunları. Bunu bilerek söyledim. Erdoğan'ın dindar nesil yetiştireceği sloganıyla cep telefonu üretemezsin. O bilgisayarı üretemezsin. Belki de muhafazakarların 200 yıldır yanıldıkları nokta burası. Batı'dan teknolojiyi taklit ederiz. Olmaz. O birlikte olur o. Özgür bir üniversite ortamında üretilir bu. Özgür üniversite ortamını yok edersen bilgisayarı, o nanoteknolojiyi üretemezsin. Eğitimi ne yazık ki unuttuk. Konuşan üniversite yok, özgür bir basın yok, nitelikli bir eğitim yok. Eğitimi çökerttiler. Mesela öncelikli sektörleri belirleyeceksin. Öncelikli sektörleri neler? Biz Memleket Partisi olarak çok netiz bu konuda. Çok net. Tekstil, tarım, tarıma dayalı sanayi, savunma sanayi, moda, oyunlar. Çocuklar oyun oynuyor ya. Oyun sektörü. Milyar dolarlar var orada. Milyar dolarlar. Sıfır destek var devlette. Sıfır destek. Hatta köstek var. Mesela bir kriz yaşıyoruz değil mi? Bir kriz yaşıyoruz. Doğru. Hepimiz yani zengini de korkuyor, fakiri de korkuyor. Herkes korkuyor. Ya bir genelge yayınlıyor Cumhurbaşkanı. Tasarruf genelgesi yayınlıyor. Hakkıdır, doğrudur, yapılmalıdır. Ben de seçilseydim Cumhurbaşkanı mutlaka böyle bir ortam gelseydi tasarruf genelgesi, ama altta not düşünmüş. Not. İki kurum tasarruf genelgesine uymayacak. Hangisi? Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu olmaz. Hangi iki kurum önce tasarruf etmelidir diye sorarsanız bence bu ikisi önce etmelidir. Örnek olmak açısından. Onun için Türkiye ortak aklı yitirmiş diyorum. Gerçeklikten kopmuş diyorum. Onun için Erdoğan gitmeli. Onun için Erdoğan bu ülkenin sorunlarını çözemez diyorum. Evet. 2023 yılında bir seçim olacak. Muharrem Bey, Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 2023 yılında aday mı? Büyük ihtimal aday. Şöyle, bizim partimizin tüzüğüyle ilgili bir durum bu. Ben aday adayı olacağım partinin tüzüğü gereği. Bütün üyelerimiz sandığa gidecek. Başka bir arkadaşım da aday olmak isterse açık bizde. Diğer siyasi partilere benzemiyoruz biz. Farklıyız biz. Biz demokrasiyi özümsemiş bir partiyiz. Ben genel başkanım, aday benim demiyorum. Üyeler kimi seçerse diyebilirsiniz ki ya bugün sen seçilirsin, partiyi sen kurdun, tabii ki sen seçilirsin. Olabilir, bugün ben seçilebilirim. Ama yarın başkasının seçilme ihtimali var. Mesela düşünsenize şimdi CHP'de sandık konsa ne çıkar? Söyleyebilir misiniz? Ne çıkar? Bilemiyorum. Söyleyebilir misiniz? Bir sürü aday çıkar ama. Çıkar mı? 3 tane potansiyel aday var şu anda. Var. 2 belediye başkanı var. Bir de genel başkan var. 3. Doğrusu bu değil midir? Ben doğrusunun sandık konulması gerektiğini düşünüyorum. 1,5 milyon üyesi var CHP'nin. Sandığı koyacaksın. Çıksın 3'ü de aday olsun. Kimi istiyorlarsa üyeler onu seçsin. Ne güzel bir şey değil mi? Üyelik niye var zaten? Bunun için var. Yani biz Türkiye'ye demokrasi istiyoruz. Ama partimizde demokrasi olmayacak. Memleket Partisi'nin 2023 yılında muhtemelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Siz de adaylığınızı koyuyorsunuz. Tabii ki. Koydunuz yani. Yani bir buçuk ay içinde şeyi koyacağız zaten. Sandığı koyacağız üyelerinin önüne. Erkenden. Memleket Partisi'ni konuşalım istiyorum ama Kemal Bey de aday galiba. Öyle gözüküyor. Ne düşünüyorsunuz? Hayırlı olsun. Bilmiyorum. Bir şey söylemek ister misiniz? Bakın... bir siyasetçi olarak, yani eski bir CHP'li olarak değil, yani uzun yıllarda siyasetin içinde biri olarak. Ben dün Sayın Karamollaoğlu'nun açıklamasını okudum. Diyor ki Cumhurbaşkanı önemli değil diyor. Kararları biz vereceğiz diyor. 6 kişi diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi sizi aday yaptılar. Siz seçildiniz. Ya kim takar genel başkanı? Cumhurbaşkanı seçilmiş adam. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Bence millette dalga geçiyorlar. Yani şimdi aday gösterecekler birini dışarıdan. O kişi Cumhurbaşkanı seçilecek. Erdoğan'ın karşısında seçim alacak. Sonra Gültekin Uysal diyecek ki ona, arkadaş bak ben genel başkanım, sen şunu değiştir, şöyle yap. O da dinleyecek. Ya da Temel Karamollaoğlu ya da Kemal Kılıçdaroğlu ya da Akşener, fark etmez. Böyle bir şey olabilir mi? Siz buna inanıyor musunuz yani? Cumhurbaşkanı şey mi yani, zabıta müdürü mü? Adam Cumhurbaşkanı ya. Seçildikten sonra böyle bir şey olabilir mi? Daha biraz hedefleri şu anladığımız kadarıyla, dışarıdan bir göz olarak böyle bir konuşmalar, toplantılardan sonra daha böyle icraatın içinden çekecekler galiba Cumhurbaşkanı. Fikirleri o. Anlaştılar mı bilmiyoruz ama fikirleri icraatın içinden çekmek. Daha böyle bir önceki dönemde başbakan olan işte parlamenter sistem meselesi. Peki mesela şimdi mülteci konusu gelecek. Şu altılı masada diyor ki birisi göndereceğiz diyor, öbürü göndermeyeceğiz diyor. Cumhurbaşkanı hangisini dinleyecek? Oy oranlarına mı bakacak? Mesela Ergenekon meselesini Ali Babacan yeniden açacağım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bir gün sonra rahmetli Ali Tatar'ın evine gidiyor. Peki mesela eğitim ne olacak? Eğitim ne olacak? Tarikatlara, cemaatlere bırakacaklar mı, bırakmayacaklar? Temel Karamollaoğlu'na sorarsan bırakırlar. Ne olacak peki? Ben Memleket Partisi olarak söylüyorum bak, net. Eğitimi tarikatlara ve cemaatlere bırakmayacağız. Net, laik, bilimsel eğitimdir bizim hedefimiz. Siz altılı masadan bir şey anlamadınız anladığım kadarıyla. Ya ben diyorum ki yani peki yapacaklar uzlaşma mı? Yok yani ortakta birçok politikada uzlaşma yok. Nasıl bunlar ülkeyi idare edecekler? Nasıl idare edecekler diyorum yani. Önemli sorunları görüşmüyorlar. Mesela İstanbul Sözleşmesi ne yapacaklar? Temel Karamollaoğlu imzalamaz. İmzalamaz mı? İmzalamaz. Kılıçdaroğlu imzalamak ister. Hangisi olacak? Bunu ne yapmak lazım? Önce masaya oturup bunları konuşmak lazım. Yani yarın, şimdi bunlar şuyu konuşuyorlar. Peki 4. 5. toplantı oldu. Neden mutabık oldular? Hayır. Mutabakat metnini okudum ben. Mutabakat metninde Atatürk yok. Eğitim yok. İstanbul Sözleşmesi yok. Cemevleri yok. Yok da yok. Şimdi anlaşmak lazım değil mi? Nerede anlaşmak lazım? Ciddi sorunlarda. Şimdi bunlar diyorlar ki en sorunsuz konu ne? Bardak. Tamam, gel bunu konuşalım. İkinci en sorunsuz konu ne? Tabak. Gel bunu konuşalım. Ya arkadaş öyle olur mu? Alt alta yazalım şimdi bak. Bir mülteci sorunu. Memleket Partisi biz göndereceğiz. Ona geleceğim birazdan. Göndereceğiz. Bir soru daha sorayım da ona geleceğim. Hayır, bak şimdi, mülteci meselesine geleceğim. Anlatayım. 1, 2 eğitim. Şimdi mülteci, eğitim. Ne yapacaksınız? Mesela CHP sözcüsü dedi ki ne işimiz var Azerbaycan'da dedi. Acaba Davutoğlu aynı mı düşünüyor? Sayın Akşener aynı mı düşünüyor? Ben aynı düşünmüyorum mesela. Ben ne işimiz var Azerbaycan'da demiyorum. Erdoğan Azerbaycan'a az yardım etmiştir. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım daha çok edecektim. Şimdi önemli konuları masaya yatırıp bunları tartışmaları gerekirken hiçbirini tartışmıyorlar. En hafif konular, yani en tartışmasız konularda anlaştık diyorlar. Ya en ağır konulara gelin. En ağır Kürt sorununa gelin. Ne yapacaksınız? Orada da bir sürü sıkıntı var. Anayasanın ilk 4 maddesini tartışacak mısınız, tartışmayacak mısınız? Ali Babacan tartışacağız diyor. Biz tartışmıyoruz. Netiz. Biz çok netiz. Yani mesela Atatürk'te anlaşamıyorsak yokuz hiçbir yerde. Laiklik konuşacak mısınız, konuşmayacak mısınız? Biz konuşacağız. Laikliği konuşacağız. Eğitimi tarikatlara teslim etmeyeceğiz. Atatürk demiyorsanız masaya oturmayacağız. Sığınmacıları göndereceğiz. Azerbaycan'a yardım edeceğiz. Mavi Vatan'ı destekliyoruz. Netiz. Hiç kıvırmak yok bizde. Memleket Partisi Türkiye'nin yüz akı bir parti olacak. Göreceksiniz. Bugün için yeniyiz daha. Daha bir yılımız yeni doldu. Seçime katılma hakkını yeni kazandık. Önümüzdeki yılların parlayan yıldızı olacak bu parti. Türkiye'yi uçurumun kenarından çekip alacağız biz. Kurtaracağız Türkiye'yi bu badirelerden. Hiç merak etmeyin. Seçimde ilk turda eğer oldu da oy alamadınız kazanacak kadar. İkinci turda kimi destekleyeceksiniz? Bu olmaz. Bu soruya şimdi cevap vermem. Yani böyle bir şey olmaz. Bir seçim kazanılmak üzerine kurulur. Biz ona göre bakarız. Ben partinin yetkili organlarıyla da konuşmadan bunu açıklamam. Onlar da karar verecek buna. Ben tek başıma karar verecek halim yok. Ama Erdoğan'ın gitmesi lazım. Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi için ne gerekiyorsa onu yaparız. Millet İttifakı'nı desteklersin. Onlar beni desteklesin. Niye ben onları destekleyeyim? Yani B senaryosu. Siz olmadı. Bunu da bir sorsan daha iyi olur. Onları beni destekleyecek. Kemal Bey'e teklif götürdük. Programa da bekliyoruz çözüm önerisini. Tamam. Ona da kendisine de soracağım. Eğer aynen sor. Siz olmadı Muharrem İnce'yi destekler misiniz diye soracağım. 2018'de desteklemiştin de. Evet. Kürsüden çağırdı. Evet. Gel bakalım Muharrem dedi. Evet. Biz de mecburiyetten gittik. Şimdi siz bir siyasetçi olarak entegrasyon kelimesine inanıyor musunuz? Türkiye'de son açıklanan rakamlara göre, resmi rakama göre İçişleri Bakanlığı'nın 3.700.000 Suriyelinin olduğu söyleniyor. Evet. Bakanın bir önceki açıklaması: 1. Entegrasyona inanıyor musunuz? 2. Suriyelilerin tamamını gönderecek misiniz? Siz Muharrem İnce olarak bu mülteci ve Suriyeli meselesini ne düşünüyorsunuz? Şimdi bakın, 2002'ye kadar Türkiye'nin terör sorunu vardı. Yani Erdoğan gelene kadar Türkiye'nin terör sorunu vardı. Terörü Erdoğan'la birlikte bulmadık biz. Vardı. Eğitimimizde sorun vardı. Sağlığımızda sorun vardı. Ekonomimizde sorun vardı. Bütün bunlar vardı. Krizler yaşadık. Fakat Suriye sorunu diye bir sorunumuz yoktu bizim. Suriye sorunu Erdoğan'la birlikte doğdu. 98 yılında Atilla Ateş Paşa Güney'e gitti. Evet. Bir res çekti. Bırak öyle Cumhurbaşkanı falan değil bakın. Devletin büyüklüğünü görüyor musunuz? 98 yılında. Kara Kuvvetleri Komutanı. Devlet, büyük devlet budur işte. Res çekti. Tepenize çökeriz dedi. Apar topar Öcalan'ı gönderdiler Suriye'ye. Çıkardılar. Sonra da bir sene sonra da 99'da da kelepçeleyip Türkiye'ye gönderdiler. Oldu mu bunlar? Oldu. Peki. Şimdi biz Suriye ile Erdoğan yönetime gelince Esad'la ilişki kurdu. Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yaptı. Fenerbahçe Halep'e maç yapmaya gitti. Bodrum tatilleri oldu. Boğaz turları oldu. Hatta mecliste hiç unutmuyorum bir su problemi konuşuluyordu. Ya biz kardeşlerimize su gönderiyoruz. Siz niye şey yapıyorsunuz, itiraz ediyorsunuz dediler. Fazla su gönderiyorlardı Suriye'ye. Sonra birdenbire iş değişti. Dostum Esad gitti. Kanlım Esed geldi. 2011'den sonra işler değişti. Yanlış okudular Suriye politikasını. Düğmeyi yanlış iliklediler. Yanlış okudular. Emperyalist güçlere hizmet ettiler. Daha öncesine inmiyorum. Mayınlı arazilerin temizlenmesi falan o işlere hiç girmiyorum da. Uzar o zaman da. Sonra ne oldu? Bir sığınmacı problemi, kapılar açıldı. Milyonlarca insan Türkiye'ye girdi. Psikolojik sınırımız 100.000. Laflar vardı hatırlayın. Kamplar kuracaktık. Şu bu. Sınırlar kevgir gibi. İster Van'dan gel Afganlı olarak gir. İster Hatay'dan gel Suriyeli olarak gir. Her taraf şimdi sığınmacı doldu. Buradan nasıl çıkacağız? Evet. Buradan çözüm önerimiz ne? Bakın. Son günlerde bir operasyondan söz ediyoruz. Ya Türkiye operasyon yapacaksa operasyonun tarihini gazeteciler açıklıyor arkadaş ya. Bayramdan sonra olacakmış. Açıklıyor bir kanalda. Ya sen kimsin? Davul zurnayla gazeteci açıklamasıyla operasyon mu yapılır? Gerektiyse yaparsın. Bir gece ansızın tepesine çökersin. Olur biter. Şimdi ne yapmalıyız? Bir, Birleşik Arap Emirlikleri'ne terör devleti dedi Erdoğan. Sonra barıştı. 15 Temmuz'u finanse ettiler dedi. Sonra barıştı mı? Barıştı. İsrail'e terör devleti dedi. Onunla da barıştı. Mısır'a darbeci dedi. Onunla da barıştı. Orada ama ticaretler devam ediyor galiba. Arkadaş. Muharrem Bey. Buraya da edersin. Niye etmiyorsun? Suriye'yle ticaret yok mu şimdi? Yani İsrail'le büyük elçileri çektik ya. Mısır'dan büyük elçiyi çektik. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile barıştın. Mısır'la barıştın. İsrail'le barıştın. Macron'la barıştın. Putin'le barıştın. Ya senin ekonomini mahvederim dedi Trump. Dostum Amerika, dostum Biden diye konuşuyorsun. Barışıyorsun demek ki. Ya Esad'la neden barışmıyorsun? Niye barışmıyor sizce? Erdoğan'ın kişisel kaprisleri üzerinden, kibri yüzünden bir dış politika yürütüyoruz biz. Kurumlar çökertilmiş. Monşerler diyerek aşağıladığı diplomatlar gitmiş. AK Parti Genel Merkezi'nde dış politika belirlenir olmuş. Ben Cumhurbaşkanı seçilirsem, Allah bana bunu nasip eder, millet de beni seçerse, Esad'a hemen yemini eder etmez Esad'a haber göndereceğim. Masaya oturmak istiyorum. Suriye'ye büyükelçi atayacağım. Arkadaş bak bunları sana göndereceğiz geri. Kusura bakma. Ama sen af çıkartıyorsun falan, hiç güven vermiyorsun. İnsanlar da geri gelmiyor. Şimdi sen uluslararası camianın gözünde, Birleşmiş Milletler nezdinde öyle sözler ver ki bu Suriyeliler sana güvensin, geri dönsünler. Ben de sana yardımcı olayım. Gitmelerine yardımcı olayım. Gerekirse cebine harçlık da koyarız. Hepsini mi göndereceksiniz? Hepsini göndereceğiz kardeşim. Öyle hiç bir şey. Burada iş ya, kurmuş o. O kadar vatandaşlık vermişlerdir 50 bin, 100 bin kişiye. Demografik yapımızı bozmayacak. Beka sorunumuz olmayacak. Ekonomik problemler çıkarmayacak şekilde. Herkesi tek tek kontrol edeceğiz. Bir tane dahi bırakmayacağız. Böyle bir yaklaşım doğru değil. Ben bunu söylemiyorum. Ama bu nedir ya? 5 milyon sığınmacı. Böyle bir şey yok yani. 5 bin, 10 bin, 50 bin anlarım. 5 milyon olamaz. Olamaz. Bunu göndereceğiz. Çaresi yok bunun. Uluslararası duyarlılıkları arttırmak lazım. Rusya ile konuşmak lazım bunu. Onlarla da konuşmak lazım. Bu yapılabilir. Bu mümkün. Mümkün mü sizce? Kesinlikle mümkün. Bayramda 100 bin kişi gidiyor ya. Bayramda gidiyorsan niye geri alıyorsun bunu ya? Kapat kapıyı, kalsın orada. Tabii 100 bini kapattık, 3.6 kaldı. Arkadaş suç işleyeni atarım. Sokaklarda her gün bir problem var, görüyorsunuz ya. Evet var. Her gün bir problem var. Bunlar kim? Ne? Tutup kulağından atacaksın ya anında. Burası şey mi ya? Hayrına kurulmuş bir cumhuriyet mi burası? Biz bu toprakları sokakta mı bulduk yani? Dedelerimiz böyle mi kurdu bu cumhuriyeti? Gelecekler burada. Her gün bir problem çıkıyor. Atacağız kardeşim, göndereceğiz. Hiç çaresi yok. Önce girişi engelleyeceğiz. Yeni girişleri engelleyeceğiz. Afganistan'dan giymiş ayağına spor ayakkabıyı, 25 yaşında çocuk, anasını, bacısını bırakmış Afganistan'da. Türkiye'ye bundan ne hayır gelir ya? Ülkesini terk etmiş, savaşmamış, karısını, kızını o memlekette bırakıp senin memleketine sığınan adamdan ne hayır gelir? Özellikle Afganlarla ilgili ciddi bir sıkıntı var ya. Ne hayır gelir bunlardan? Göndereceğiz arkadaş. Hepsini göndereceğiz. Göndereceğiz. Çaresi yok bunun. Şimdi Muharrem Bey, size bir teklif gelse Millet İttifakı'ndan, ya biz altılı masa kurduk ama siz de gelin bizi seçimlerde destekleyin diye, asla bir böyle bir şeyin içine girer misiniz? Bakın, asla der misiniz asla girmem diye? Bak, söylüyorum bak. Bir, Erdoğan'ı gönderelim. Kabul. Ama önce anlaşalım. Gönderdikten sonra aynı olacaksa, eğitim yine cemaatlerin elinde olacaksa, ne fark ediyor ki? Ha Erdoğan, ha başkası. Ne yapacağız yani? Burada bunu konuşmak lazım. Erdoğan'ı gönder. Bak bir şey söyleyeyim mi size? Korkum ne biliyor musunuz? Erdoğan'ı gönderirsin. 6 ay sonra Erdoğan aranan adam olursa çok daha kötü işler olur. Aman böyle olmasın. Gönderdik mi tam gönderelim, emekli yapalım. Ben buna uğraşıyorum. Sizce altılı masa ya da Millet İttifakı ya da siz bu şeyi sağlayabilecek misiniz? Erdoğan gittiğinde hiçbir şey olmamış gibi büyük sıkıntılar, 90'lı yıllarda biliyorsunuz 94-95'lerde ekonomik krizler, koalisyon ortamları, özellikle iktidar çevresi ya işte ülke bu hale gelecek, sürekli koalisyonlar olacak, seçimler olacak diye böyle bir şey türkü çalıyorlar yani. Ben bu Millet İttifakı'yla Cumhur İttifakı'nı birbirine benzetiyorum biraz. Bak çok benzeyen yönleri var. Şimdi iki tane örnekle anlatayım. İki tane örnek. Bir, gıda problemi başlamıştı. İşte her şey pahalanıyor. Peynir pahalı, süt pahalı, domates pahalı, ekmek pahalı derken Erdoğan çıktı bir akşam televizyona. Stokçular dedi, soğan deposuna polis gönderdi. Stokçular dedi, tanzim satış açıyoruz dedi. Bunu çözüm olacağına inandı. Hiçbir şey olmadı. O arada Sayın Kılıçdaroğlu bir şey yaptı. Hatırlıyor musunuz? Ne yaptı? Marketlere mektup yazdı. Büyük marketlere. Büyük marketlere mektup yazdı. Ne dedi? Ucuza verin, biz gelince halledeceğiz dedi. Oğlan Almanya'dan gelince euro getirecek, size de vereceğim dedi. Ya böyle bir şey olabilir. İkisi de sorunu kavramamış. İkisi de sorunu kavramamış. Sorunun üretimden, tarladan geçtiğini bilmiyorlar. Çünkü evlerinde çiçekten başka tarımla hiç ilgileri yok. Bugün siyasette olanların hepsi dahil buna. Hepsi. Evlerinde çiçekten başka tarımla ilgileri yok. Bu millete en ucuz ekmeği, en ucuz eti ben yediririm. İddia ediyorum. İddia ediyorum. Bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm. Nasıl yapacaksınız bana be? Anlatıyorum bunları işte. O 100 maddelik projemi bütün partilere anlatıyorum. Bir gün isterseniz davet ediyorum mesela şimdi. Bütün siyasi parti genel başkanlarını davet eder. Ben konuşmak istiyorum. Mesela çok sevindim geçen gün Sayın Kılıçdaroğlu. Diyor ki Erdoğan gel televizyona çık karşıma konuşalım diyor. Çok doğru buluyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nu tam destekliyorum burada. Hepimiz çıkalım. Herkesin konuşma süresi olsun. Demirel nasıl çıkıyordu? Ecevit nasıl çıkıyordu? Erbakan Türkeş nasıl çıkıyordu? Televizyonlara çıkıyorlardı. Mesut Yılmaz, Tansu Çiller. Biz bu kültürle büyümedik mi? Bununla büyüdük. Destekliyorum, ben hazırım. Kaç kişi olursa olsun ben hazırım. Ben konuşmak istiyorum Türkiye'nin sorununa. Şimdi bir kere bilmiyorlar. Önemsememişler. Öğrenmemişler. Bir örnek de anlatayım mı? Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın birbirine benzerliğini. HSK seçimi var. HSK 13 üyeden oluşuyor. 7'sini meclis seçiyor. 7'sini meclis seçiyor. Şimdi bir bakan var. Bir bakan yardımcısı var. 2. Kaldı 11. 4 de Cumhurbaşkanı atıyor. Kaldı 7. 7'yi de meclis seçiyor. Şimdi 7'yi meclis seçiyor ama meclis seçilirken seçilmesi şöyle oluyor. Şöyle oluyor. Önce diyor 3'te 2 çoğunlukla seçilecek. Birinci turda. Yani 600'ü 3'e böl 200. 2 ile çarp 400. Önce 400 ile seçilir diyor. İkinci turda diyor 5'te 3 çoğunluk diyor. 5'te 3 çoğunluk. 600'ü 5'e böl 120. 3 ile çarp 360. İkinci turda 360 ile çözülür diyor. Üçüncü turda diyor en yüksek oy alanlar kurayla seçilir diyor. Şimdi böyle bir durum, böyle bir fırsat geçmiş CHP'nin eline. Ama bu öyle kullanmadı bunu CHP. Ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? CHP'ye dediler ki size bir üyelik veriyoruz. HSK'da bir üyelik veriyoruz. Bakanla bakan yardımcısı AKP Erdoğan'ın. 4 de Erdoğan atadı. Etti mi? 6. 6. Bir tane CHP'ye verdiler. 7. Bir tane MHP'ye verdiler. 8. 8. 2 tane İyi Parti'ye verdiler. 10. 10. 3 de AKP'ye verdiler. 13. Tamamlandım böyle. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ya bir üyelik almak için 7 kişiye oy verdi CHP milletvekilleri. Alma o bir tanesini. Alma, istemiyorum de, ben kontenjan istemiyorum de. Kuraya girsin iş. Kuraya girsin. Üçüncü turda kuraya girsin. Kuradan çıksın ki yargının düzelme ihtimali çıksın. Bir üyeliği almak için AKP 7 üyeye oy verdiler. Hepsi de 360'ın üstünde oyla seçildi. Yazık, günah değil mi? Ortak değiller mi bunlar? Ortaklar bunlar, ortaklar. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı ortak oldular HSK'da. Şimdi yargıdan şikayet etmeye ne hakları var bunların? Kılıçdaroğlu'nun hemşerisini, bir tane üyeyi Yargıtay'a sokmak için 7 üyeye oy verdirdiler CHP milletvekillerine. Yazık, günah. Ben orada milletvekili olsaydım asla oy kullanmazdım. Dokunulmazlıklarda yaptığım gibi yapardım. İlkeli davranırdım. Omurgalı davranırdım. Omurgasız mı davrandı? Aynen, omurgasız tabii. Bugün muhalefetin yargıdan şikayet etmeye hakkı yoktur. Siz oy verdiniz ya, AKP'nin getirdikleri 7 kişiye oy verdiniz. Bir adamınızı sokmak için öyle yapın. Sokmayın, ne olacak? Kuraya girsin. Bir arkadaşınız oraya Yargıtay YSK üyesi yapmak için değer mi buna yani? Yazık, günah. İlke yok çünkü ortada. Böyle kör tuttuğunu. 2023 seçiminde 18 yaşını yeni dolduracak yaklaşık 10 milyonun üstünde genç aday, genç oy kullanacak. Memleket Partisi'ne niye oy versinler? Sizi yeni kurulmuş bir partiye, bir yeni ilk kez oy kullanacak bir genç ya da başka bir vatandaş niye oy versin yani? Memleket Partisi tutarlı bir parti, ilkeli bir parti, Atatürkçü, yurtsever bir parti. Hazineden beslenmeyen bir parti, belediyelerden beslenmeyen bir parti. Memleket Partisi projeleri olan bir parti. Memleket Partisi çocukların eğitimini önemseyen bir parti. Nitelikli, eğitimin niteliğini yükseltmek için uğraşan bir parti. Onların oyunlarıyla bile ilgilenen, o konudaki devletin eksikliklerini gidermek için çalışan bir parti. Onları anlayan bir parti. Partinin genel başkanı Türkiye'de eğitimi, nanoteknolojiyi, kuantumu ilk kez seçim meydanlarına taşıyan bir genel başkan. Memleket Partisi'nde gencecik çocuklar var. Parti yöneticisi. 22-23 yaşında parti yöneticisi var. Ayrıca üyelerin değerinin olduğu bir parti. Yakında bütün üyeler partinin Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Bakın, Türkiye'de 100 küsür tane parti var. Hangi partinin tüzüğünde Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirler diye yazıyor? Bu önemli bir fark değil mi? Bu tabana güvenmek, örgüte güvenmek, üyelere güvenmek değil mi? Onun için ben gençlerin, zaten her gittiğim yerde görüyorum, yoğun ilgisiyle karşılaşıyorum. Onlardan çok oy alacağımıza inanıyorum. Bir oy oranınız var mı? Ben Muharrem İnce ve Memleket Partisi olarak bu seçimlerde minimum şu kadar milyon oy alırım, şunu alırım, bunu alırım diye. Hayır, seçim son düzlükte seçimdir. Yani ortada daha tarih yokken, bakın bazen Kasım bu dedikodulara dönüyor. Ben Nisan'da yerel genel birlikte olacağını tahmin ediyorum. İkisini birlikte. Yine erken seçim olacak yani. Evet, Haziran değil de Nisan'da. Ben öyle düşünüyorum. Siz mesela çok şey söylemiştiniz Muharrem Bey. 51 günde bu kadar yaptım diye bir şey söylemiştiniz o dönemde. Yani sizce mesela ortalama siz de açıklayacaksınız önümüzdeki günlerde. Bir aday ne zaman açıklamalı mesela? Ne kadar bir zaman olmalı? Bunu neden soruyorum biliyor musunuz? Özellikle tüm siyasi partilerde şöyle bir algı var. Zaten tamam, orada Erdoğan aday, oranın adayı belli ama ya işte adayımız yıpranır. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yıpranırsa beceriksiz demektir zaten. Adam 20 yıldır devleti yönetiyor, yıpranmıyor da senin adayın niye yıpransın? O kadar beceriksiz birini mi bulacaksın? Böyle bir şey olmaz. Bakın. Sizce ne zaman açıklanmalı? Hemen açıklanmalı. Hemen değil mi? Bir yıldan az bir zaman kaldı artık yani. Açıklanmalı. Ne var ki bunda? Neden yıpransın ya? Adam çalışsın, projelerini açıklasın. Ben 51 gün kala aday yapıldım. Niye? Ya bu çok popüler kamuoyunda. Bunu aday yapalım ama kazanmasa daha iyi olur. Kazanmasa demişler midir öyle? %100 demişlerdir. Şimdi hele görün, %100. Kazanmasın diye. Zaten Halk TV Genel Müdürünü aramış genel başkan yardımcıları. Çok fazla çıkarıyorsun demiş ya, başımıza bela olacak sonra. Bunu söyledi Şaban Sevinç, kendisi söyledi. Yani oy verdikleri şüpheli zaten. Kesin. Adımın Muharrem olduğu kadar eminim. Hemen adayı çıkarmalılar yani. Hemen adayı çıkarmalılar. Niye yıpransın? Demek ki çok beceriksiz birini düşünüyorlar ki eline yüzüne bulaştıracak ki hiç ortalığa çıkarmadan sandığa götürelim. Hep öyle bir şey olur mu? Benim bir 50 günüm daha olsaydı, 30,64 değil 35 alırdım, 40 alırdım. Son olarak bir HDP meselesi var. Biliyorsunuz çok göz önünde olmasa da özellikle iktidar tarafından altılı masanın bile 6+1 olduğunu ve HDP'nin evet. desteklediğini. Siz mesela HDP'nin siyaset yapmasıyla ilgili bir siyasi parti lideri olarak ne düşünüyorsunuz? Ben HDP, YSK seçime girmelerine izin vermiş. Millet de seçmiş. Parlamentoda meclis başkan vekilleri var. Milletvekilleri ondan izin alarak kürsüye çıkıyor. Evet. Yani yasalara göre bu yasalara göre kurulmuş meşru bir parti midir? Evet, yasalara göre kurulmuş meşru bir partidir. PKK ile terörle ilişkilerini nasıl buluyorsunuz? Hiç beğenmiyorum. Tasvip etmiyorum, desteklemiyorum. PKK bir terör örgütüdür. Onlara da tavsiyem bir Türkiye partisi olmalarıdır. Terörle bağını, teröristlerle, PKK ile bağını kesmelerini tavsiye ederim. Siyaset böyle yapılır, böyle yapılmalıdır. Yani bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. İktidar olup ülkeyi yönetmektir. Eğer kendileri bilmiyorsa, Kandil biliyorsa o zaman o görevden çekilmeleri lazım. Ben bilemem, Kandil bilir, Abdullah Öcalan bilir diyorlarsa iradelerine ipotek koydurmuşlar demektir. Bir siyasi partiye de bu yakışmaz. Evet. Muharrem Bey, bence tane tane her şeyin üstünden geçtik. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Şunu unutmayalım. Ben tabii şeyi çok önemsiyorum. Siyasi parti genel başkanlarının nasıl 80 öncesinde televizyonlara çıkarlardı. Böyle tartışırdık. Şu an öyle bir atmosfer olur mu sizce? Var mı öyle bir olmalı, olmalı. Yeniden neşeyi, huzuru bulmalıyız. Mustafa Kandıralı bayramlarda yeniden klarnet çalmalı. Milli Piyango'ya yeniden güvenmeliyiz. ÖSYM'ye yeniden güvenmeliyiz. TRT tek kanallıydı ama çok renkliydi. Şimdi çok kanallı ama tek sesli. Onun için tek kanallı, çok sesli TRT'miz olmalı. Huzurumuz olmalı, neşemiz olmalı, hayallerimiz olmalı. Ben neşemizin olduğu, huzurumuzun olduğu, bereketli günlerin güzel olacağına inanıyorum. Onun için mücadele ediyorum. Size de tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kırmadınız. Bizi stüdyomuza kadar geldiniz. İşte görüyorsunuz 28. hafta, 28 hafta oldu. Türkiye'deki sorunlara, ekonomik sorunlara, eğitimde, farklı farklı alanda, siyasette yaşananlara çözüm önerileri sunmak için programlar yapıyoruz. Bu hafta 28. bölümümüzün konuğu sevgili Muharrem İnce'ydi. Kendisi sağ olsun kırmadı bizi. O kadar yoğun temposunun içinde İstanbul'da stüdyomuza kadar geldi. Haftaya bambaşka bir konuda, yeni konuklarla, farklı açılarla çözüm önerileri sunmaya, belki sesimiz bir yerlerde duyuluyordur. İnşallah duyuluyordur yani. Birçok farklı bürokrat da çözüm önerilerini bizlere sunuyorlar. Dinlediklerini duyuyoruz. Özellikle devlet kadrosunda da farklı alanlarda da. Hafta yeni bir çözüm önerisinde buluşmak dileğiyle ben Kenan Taş. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Donanım cüzdanı Ledger, Kenan Taş'la çözüm önerisini sundu.